Oyunumuzun adı Yıldız Savaşları. Yıldız Savaşları öğrencilerimizin severek, eğlenerek yaptığı bir oyun. Benim de çok sevdiğim oyunların başında geliyor. İki temel kuralımız var. Örnek üzerinden hemen anlatayım. Bu 5'e 5 bir oyun zemini. 5'e 5 bir oyun zemininde 5 yıldız kullanırız. 6'ya 6 bir oyun zemininde 6 yıldız. Yani oyun zeminimiz kaça kaçsa o kadar yıldız kullanırız. Bölgesel sudokuya benzeyen bir özelliği var. Bölgesel sudokuda olduğu gibi satır, sütun ve düzensiz bölgelerden oluşan bir oyun. Hemen şöyle bir göstereyim. Bu oyunumuz 5'e 5 bir oyun zemini, 5 satır, 5 sütun ve 5 tane de bölgemiz var. Bakın koyu çizgilerle belirlenmiş alanlar bizim bölgemiz. Bölgelerimizin kare sayısı farklı ve düzensiz. Şimdi kuralları söyleyelim. Birinci kuralımız şu. Bu 5 yıldızı öyle bir yerleştireceğim ki her satırda, her sütunda ve her bölgede bir tane yıldız olacak. Bu birinci kuralım. İkinci kuralım şu. Yıldızları yerleştirirken eğer düzenini yerleştiremezsek birbirine dokunurlarsa savaşıyorlar. Biz savaşmalarını istemiyoruz. Savaşmamaları için birbirlerine dokunmamaları gerekiyor. Örneğin şuradaki yıldıza bakın, hepsini inceleyelim. Bir tane yıldız çıktığında onu koruma altına alacağım. Onun dikey, yatay, çapraz bütün karelerini kapatacağım. İkinci kuralım bu. Tabii ki oyunu çözerken bizim kullanmamız gereken ipuçları var. 4-5 tane basit ipucu öğreteceğim ve onları da oyunu çok rahat çözebileceksiniz. Hemen şöyle bir tane örnekle başlayalım. İki tane örneğimiz, ipucumuz çok etkili. Diğerleri küçük ipuçlar ama bu ipuçlarımız direkt soruyu çözdüğünün ipuçları. Hemen şöyle bahsediyorum. İki kareden oluşan bölge en önemli ipucumuz. Bakın 1, 2. Burada iki kareden oluşan bir bölgemiz var. Onu gördüğümüz zaman hemen şöyle bir oval içine alalım. Bu ne demek? Bakın 1, 2. Bu iki kareden birinde kesinlikle yıldız var. Bu benim ne işime yarayacak? Ne yapacaktık? Aynı satırda ve aynı sütunda sadece bir tane yıldız olacaktı. Yani bu satırda şöyle bir yolla çalışırsam bu satırda sadece bir tane yıldız olacak. 1 ve 2 bu iki kareden birinde yıldız varsa bakın tık tık. Şu diğer satırdaysa ikili bölge satırdaysa satırdaki diğer kareleri sütundaysa sütundaki diğer kareleri kapatıyorum. Bir de ikinci bizim kuralımız neydi? Yıldızlar birbirine komşu olmayacak. Bakın birinci karede de yıldız olsa şu iki kareye kesinlikle komşu, şu kareye kesinlikle komşu. Hatta şöyle diyelim. Şimdi yıldızımız birinci karede olsa bakın dikey, yatay ve çapraz olarak şu üç kareye kesinlikle komşu. Peki yıldızımız ikinci karede olsa o zaman dikey, yatay ve çapraz olarak şu üç kareye komşu. Her iki ihtimalde de bakın hizasındaki iki kareye de komşular. Yani ben ikili bölgeyi gördüğüm zaman hemen şunu yapacağım. Satırdaysa satırını kapatacağım, sütundaysa sütununu ve iki karenin bölgenin yanındaki şu iki kareyi kesinlikle kapatıyorum. Ama bakın sakın çaprazlara gitmeyelim. Neden? Hangisinde olduğunu bilmiyorum. Mesela 1'de ise bu çaprazlara komşu değil. 2'de ise bu çaprazlara komşu değil. İkili bölgeyi gördüğüm şekilde şu pozisyonu alıyoruz hemen. Peki bu benim ne işime yaradı? Bakın, dikkatli bakın lütfen. Şu L gibi bölgeye bakın. 4 karesi var, 3'ü gitti. Yani 3'üne yıldız gelemeyecekse, her bölgede bir yıldız olacaksa, o zaman buraya mutlaka yıldız gelmeli. Yıldız çıktıktan sonra yapacağım ilk iş onu koruma altına almak. Koruma altına aldım. Ondan sonra satırını ve sütununu kapatmak. Çünkü her satır ve her sütunda bir tane yıldız olmak zorundaydım. Bakın bu benim ne işime yaradı? Şu ikili bölgeye bakın tekrar. İki kareden birinde yıldız olmalıydı. Biri gittiğine göre yıldız burada. Hemen yıldız çıktığında önce bir koruma altına alıyorum. Satırını sonra sütununu kapatıyorum. Sonra bir inceleyelim. Bölgelere de bakalım. Satırlara da bakalım. Bakın bu satırda bir kare kaldı. O zaman burası yıldız olmak zorunda. Etrafı kapalı. Sütununu kapatalım.
Şu sütuna baktığımızda dördüncü sütunda bir kare kaldı. Hemen etrafını kapattık. Bakın satırın ve sütununu kapatalım. Son kare burası. Kurallarımıza bakalım. Her satırda, her sütunda ve her bölgede bir yıldız var. Ve bunlar hiçbir şekilde birbirine değmiyorlar. Bu ikili bölgeyle iki kareden oluşan bölge bunu çok kolay yaparız. Hemen ikinci ipucumuz, büyük ipucumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci ipucum büyük bölge. Büyük bölge ne demek? Bir satırın veya bir sütunun tamamından fazlasını kaplayan alana biz büyük bölge diyoruz. Hemen şuradaki örnekte göstereyim. Bakın şu büyük bir bölge. Bir satırın tamamından 4 kare fazlasını kaplıyor. Bir satırın ve sütunun tamamından fazlasını kaplayacak. Peki bu benim ne işime yarayacak? Her satırda bir yıldız mutlaka var mı? Var. Yani şu satırda bir yıldız mutlaka var. Her bölgede de bir yıldız olmalı. O zaman bu bölgenin diğer karelerinde yıldız olamaz. Tekrar gösteriyorum. Büyük bölgeyi gördüğüm zaman sütununa, satırına yıldız gelemeyeceği için şu diğer kareleri kesinlikle bir kapatıyorum. Bakın ne işime yaradı? Hemen ikinci satırın yıldızı çıktı. Yıldızımızı koyalım. Yıldız çıktığında yapacağım ilk iş yıldızımızı yatay, dikey, çapraz karelerden koruma altına almak. Aldım. Satırını kapatalım. Sütununu kapatalım. Şuna da dikkat edelim. Bakın şu L bölgesinin yıldızı çıktığına göre aynı bölgede iki yıldız olamayacağına göre bölgenin diğer karelerini kapatabilirim. Bu ne işime yaradı benim? Şuraya bakar mısınız? Buranın yıldızı çıktı. Buranın yıldızı çıktı ama ben buradan önce bir şey göstermek istiyorum. İkili bölgede bizim ipucumuz vardı. Ne yapıyorduk? İkili bölgeyi oval için alıp kapatmamız gereken yerler vardı. Arkadaşlar, bakın şurası üçlü bölgeydi. Bir karesi gidince iki karesi kaldı. Yani iki kareden yeni bölge oluşursa da aynı kuralları uygulayabiliriz. Yani bu iki karede yıldız olacaksa bu satırda başka yıldız olamaz ve bu iki karenin yanında başka yıldız olamaz. Şimdi şuna bakalım. Buranın yıldızı çıkmıştı. Hemen yıldızımızı koruma altına aldık. Satırı kapalı, sütununu da kapatalım. Ve buradaki ikili bölgenin yıldızı da çıktı. Hemen şuradan işaretleyelim. Ne yapıyorduk? Yıldız çıkınca satır sütununu kapatıyorduk. Evet, kapalı. Bakın en üst satırın yıldızı da çıktı. Koydum. Şuradan orayı da kapattım. O zaman diğer yıldızım da burada. İki kareden oluşan bölgeyle büyük bölgeye ipuçlarını verdik. Bunlar bizim için en önemli ipuçları. Bunların dışındaki birkaç daha küçük ipucumuz var. Onlara da bakalım. Artık bundan sonrası kuralları bildikten sonra yorumlamaya kalıyor. Örnek veriyorum. Bakın. Burada 3 kareden oluşan düz bir bölge var. Şimdi burada kesin yıldız olacaksa bölgenin içinde, o zaman bu satırdaki şu karelerde yıldız olamaz. Ve nerede olamaz? Tam üçlü bölgenin ortasındaki karede. Şurada yıldız olamaz. Neden? Bakın burada yıldız olursa bu yıldızın etrafını kapattığımızda, koruma altına aldığımızda bakın bu bölge yıldızsız kalır. Üçlü düz bir bölgeyi gördüğümde hemen oval alıp satırdaysa satırını, sütundaysa sütununu kapatıyorum ve tam ortasını kapatıyorum. Bu bir. Peki düz olmayan üçlü bölge. Şurasına bakın. Bunu gördüğümüzde burayı hemen ortasını kapatalım. Neden? Burayı yıldız olursa etrafını kapattığımız zaman bakın bu bölge yıldızsız kalır. Şurada iki tane L'den oluşan bölgeler var. Onların da tam orta karesini şurayı çarpı atabilirim. Onun da neden olduğunu gösterelim. Bakın burayı yıldız olursa koruma altına almak için etrafını kapattığımda L bölgeleri yıldızsız kalır. Bu soruyu birlikte çözelim. Bakın ikili bölge yok. Büyük bölge de yok. Bakın şurası büyük gibi gözüküyor ama büyük bölge değil. Büyük bölge neydi? Satırın tamamını ya da sütunun tamamından fazlasını kaplayacaktı. Bakın üçlü bölgem var. Buraya bir yıldız gelecekse satırda yıldız olamaz. Ve şu ortayı kapatıyordum. Ne demiştim arkadaşlar? Çarp attıktan sonra ikili bölge oluşursa onu da oval için alalım. Satır olduğu için satırını kapatalım. Ve ne yapıyordum? İki karenin tam yanını kapatıyordum. Bakın şu şekilde kapatıyoruz. Peki bu benim ne işime yaradı? Bakın şu L bölgesinin
yıldızı çıktı. Hemen şu şekilde yıldızını yapalım. Ne yapacaktım ondan sonra? Satırını önce bir etrafını kapatalım, yıldızımızın koruma altına alacaktık. Sonra satırını ve sütununu kapatacaktık. Bakın şu küçük bölgenin yıldızı da çıktı. Hemen şöyle koyalım. Etrafını kapatalım hemen. Sonra yıldızımızı koruma altına aldık. Satırı kapalım. Sütununu kapatalım. Bu alttaki L bölgesinin yıldızı da çıktı. Onu da koyalım hemen. Etrafı kapalım. Sütunu kapalım. Satırını kapatalım. Bakın buranın yıldızı da çıkmış. Şu şekilde etrafı kapalı, satırını kapatalım, sütununu. Bakın yıldızımız da burada. Arkadaşlar bu ipuçları oyunu çözmenizde yeterli. Ama çok üst düzey ipuçları da var. Artık bu şu an anlatmaktan ziyade çözdükçe sizin görmeniz gereken. Ama bir tane sadece şöyle bir örnek üzerinden varsa göstereyim diyecektim. Ona da göstereyim. Mesela şu örneğe bakarsanız üst düzey olarak benim görmem gereken şu. Bakın ben şu soruyu gördüm mü direkt şu kareleri kapatıyorum. Neden? Onu da söyleyeyim. Bakın şurada bir tane yıldız olacak bu bölgede kesin. Şu bölgede de bir tane kesin yıldız olacak. Yani bu iki satırda yıldız kesin olacak. O zaman demek ki bu iki satırın geri kalan diğer karelerinde yıldız olamaz. Artık bunlar biraz daha üst düzey stratejiler. Bunlar için tabii sorulara aşinalık gerekiyor. Biraz daha soruları çözmek gerekiyor. Oyunumuz bu kadar.